keçi veya inek sütünden özel bir maya yardımıyla üretilen kefir, Kafkasya kökenli fermante bir süt ürünüdür. Lezzet olarak ayrana benzer ve ekşimsi bir tadı vardır. Rusça'da keyif veren anlamına gelmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde yardımcı rol üstlenir. İçeriğinde bol miktarda B12, kalsiyum, magnezyum, K2 vitamini, biyotin, folik asit, enzimler ve probiyotik bulunur. İçeriğindeki probiyotik bakteriler vücudun savunma sistemini güçlendirir. Bağırsak sağlığı bakımından önemli bir yere sahiptir. Çünkü bağırsaktaki faydalı bakterilerin artmasını sağlayarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Yoğurttan sonra en çok tüketilen süt ürünlerinden olan kefir, sindirim konusunda etkili bir içecektir. İshal, gaz problemi, şişkinlik ve bağırsak krampları gibi durumlara iyi gelir. Tansiyonu dengeleyici bir yapıya sahiptir. Buna bağlı olarak kalp ve damar sağlığını korur. Ayrıca kolesterol düşürücü etkisi vardır. Tansiyona bağlı olarak oluşan göz kararması, yorgunluk ve halsizlik gibi durumların yaşanmasını önler. Vücudumuzdaki kemiklerin büyük bir kısmı kalsiyum mineralinden oluşur. Bu yüzden insanların en çok ihtiyaç duyduğu minerallerden biridir. Büyüme döneminde kemik gelişimini desteklemesi ve ilerleyen yaşlarda kemik erimesini önlemesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Kefir, bol miktarda kalsiyum içerir. Düzenli tüketilmesi kemik sağlığını korur. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için çok faydalıdır. Kullandığımız bazı ilaçlar ciğer ve böbreklere zarar verir. Bu ilaçların yan etkilerini önleyen kefir, safra kesesi taşlarının çözülmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kefir içilmesi önerilir. Kilo vermeye çalışan insanların en çok ihmal ettiği şey beslenmedir. Sadece spor veya az yeme zayıflamak için yeterli değildir. Tükettiğimiz gıdalar, hangi saatte tükettiğimiz ve kalori oranları dikkat etmemiz gereken hususlar arasındadır. Sindirimi güçlendiren bir yapıya sahip olan kefir, diyet listenize gönül rahatlığıyla ekleyeceğiniz bir içecektir. Bunun yanında gaz ve şişkinlik gibi sorunların oluşmasını engeller. Kefir, hafif bir içecek olduğu için günün her saatinde tüketilebilir. Fakat demir içeriği yüksek olan besinlerle tüketmek sakıncalıdır. Özellikle demir eksikliği yaşayan insanların dikkat etmesi gerekir. Çünkü kalsiyum, vücuttaki demir oranını azaltır. Bu yüzden ara öğün olarak tüketmek daha faydalı olacaktır. Kefirin genel olarak bir yan etkisi yoktur. Fakat bazı insanlarda kefir tüketimine bağlı olarak mide sorunları, kramp ve kabızlık gibi durumlar oluşmaktadır. Fakat çok sık görülen bir durum değildir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.